Hazreti Ömer'in meşhur ifadesinin olduğu gibi فَحَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. O arz-ı ekber günü gelmeden önce فَحَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْعَرْضِ الْاَكْبَرِ. Büyük arz günü, kıyamet günü gelmeden önce kendi kendinizi hesaba çekiniz buyuruyor. Dolayısıyla müminin kendisini hesaba çekmesi için emredilmiş gerçekten muhteşem bir imkan, itikaf ibadeti. Kur'an-ı Kerim'de وَالْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ifadesiyle bizzat işaret edilir. Resul-i Ekrem Aleyhisselam da bunu nasıl yapılacağını açıkça ifade etmiştir. Ve Mescid-i Nebevi'de bu 10 gün efendim tamamen kendisini ibadete vermiştir. Müminlerin de böyle bir şey yapmalarını emretmiştir. Sünnet olarak, müekket bir sünnet olarak, hatta bazı alimlerimize göre bir farz-ı kifaye mesabesinde, yani bazı, en azından bazı müminler bu ibadeti yerine getirmeli ki diğerlerinin de üzerinden sakıt olsun diye ifade edilir. Dolayısıyla ayrıca bir şey daha, Kadir Gecesi'ne geçmeden önce bir hususu daha ifade etmek isterim. O da şu, biz sabitledik ama bu sabitlememiz aslında isabetli olmadı. Yani 27. gece diye sabitlememiz Ramazan'ı isabetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla son 10 gece içinde arayınız buyuruyor. Yani biraz da Ramazan'ın o son 10 gününde müminlerin geceleri de kıyam ile geçirerek bu şehrin hakkını, bu ayın hakkını vermeleri için aslında böyle ifade buyuruyor.